Evet. Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Bugün sizlerle bir saatlik bir ortalama bir saat diye düşünüyorum ama belki biraz daha artabilir. Bir birlikteliğimiz olacak. Pek alışık olduğum bir sistem değil. Böyle odada tek başına konuşuyorsun. Haliyle sesim yankılanıyor filan. Garip bir duygusu var bu canlı yayının. Biraz da heyecan var işin aslında. Her neyse, bugün sizlere kamera raw'dan fotoğraf tonlamayı anlatacağım. Bu daha çok bana gelen bir soruydu genel olarak. Fotoğraftaki tonlamaları nasıl yaptığımla ilgili. Buradan da yorumlarınızı görüyorum sağ taraftan. Evet. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Herkese Son iyi kez son akşamlar. ses Merhabalar. kontrollerini yapayım. Tamam. Evet, bu bir senkron sorunumuz olacak. Şöyle ki aslında bu bir sorun değil. Yazdıklarınız bana erken gözükecek fakat benim yanıtım size 15 dakika sonra filan gözükecek. O yüzden varsa sorularınız oradan yazabilirsiniz. Evet, ilk fotoğrafımız Hollanda'da çektiğim bir fotoğraftı. Yakın plan bir çekim. Öncesi ve sonrasını ekranda görüyorsunuz. Hedefimiz bu, hedef görüntümüz bu. Tabii ki her şey aklımda olmayacağı için belki yakın bir sonuca ulaşabiliriz burada. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle daha önceden yaptığım için kamera RAW Defaults ayarını seçip ayarları sıfırlıyorum. Orijinal fotoğrafımız bu şekilde. Adım adım aslında sesli düşünerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani bir matematik veya bir formül şeklinde değil. Çünkü biraz da işin aslı doğaçlama şeklinde yapıyorum. İlk başta yaptığım şey aslında kamera RAW'ın sıralamasını takip etmek. Sıralamadan kastım burada genel ayarlar. İkincisi Curves, Sharpen, Split Tone, HSL gibi sağa doğru gitmek. Ama onun öncesinde de başlangıç olarak yukarıdan aşağı doğru gelmek. Şimdi anlatacağım kişilere bugün kamera RAW'ı bildiklerini varsayıyorum. Bilmeyenler varsa da aslında çok zor bir program değil. Burası Photoshop'un bir arayüzü. Eğer fotoğrafınızı RAW çekmişseniz zaten burada otomatik olarak bu şekilde açılıyor. Böyle bir ekranda görüyoruz. Evet, Lightroom göstermeyeceğim. Lightroom şeyiyle aynı zaten bu. Lightroom'da aşağı doğru gidiyor. Tüm ayarlar kamera RAW'da ise yan yana dizilmiş sekmelerden oluşuyor. O yüzden ikisi arasında bir fark olduğunu söyleyemem. Benim elim daha çok kamera RAW'a alışkın olduğu için buradan devam ediyorum. Herkese selam bu arada. Şu an 260 kişiye yayın yapıyoruz. Evet. Öncelikle şöyle başlamak gerekiyor. White balance bu işin en belirleyici noktalarından bir tanesi. White balance çünkü direkt renk sıcaklığıyla ilgili olduğu için kendinden sonra gelebilecek çoğu şeyi ayarı etkiliyor. Çoğu rengi etkiliyor. O yüzden white balance'ı başta istediğimiz gibi vermesek bile sonradan sık sık gelip kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi 5300 filan bu çektiğim ayar burada kalsın diyelim. İlk amacım aslında fotoğraftaki dynamic range'i arttırmak. Yani gri alanı daha fazla görmek. Bunun için de yaptığım yöntem şu. Highlights'ı düşürüp shadow'u arttırmak. Yani daha sonrasında üzerinde daha fazla oyun oynamak için aslında oyun sahamı genişletmiş oluyorum burada. Eğer baştan kontrast verirsek aslında sonradan oynayacağımız şeyleri azaltmış oluyoruz. Bu yüzden kontrast ayarını daha sonra vermekte fayda var. Burada biraz dynamic range'imi arttırdıktan sonra hafif bir kontrast verebilirim ama bunu kontrasttan değil Whites ve Blacks'ten yapacağım. Türkçe olarak da kullananlar vardır ama menü yerinden ne anlama geldiğini, bazı terimlerin anlamını çok rahat anlayacaklardır.
Evet, arada bir yazdıklarınıza bakıyorum. Umarım senkronumuz tutuyordur. Evet. Ve bu ekranda yaptığım bir şey daha var. O da saturation değerini kısmak. Her fotoğraf için değil ama genel olarak renk ayarını, renk yoğunluğunu ilk başta kısıyorum. Daha sonra kısık ton üzerinden devam ediyorum. Buraya tekrar döneceğiz. Burası çünkü hassas bir yer. Bütün diğerlerinin zemini olarak kabul edebileceğimiz bir nokta. Baskın güç burada en fazla renk sıcaklığı. Bazı yerlerde bunu belirteceğim. Çünkü bazı sekmelerin veya bazı şeylerin gücü azken bazıları daha fazla olabiliyor. İkinci yere gelelim. Burada da Curves var. Denizli'ye selamlar. Burada da şöyle bir klasik bir hareket yapabiliriz tüm fotoğraflarımızda. 3 tane nokta koyacağız. Aslında bu şu anlama geliyor. Fotoğrafın açık alanlarını, orta alanlarını ve koyu alanlarını sabitledik. Bir yerde şurası koyu alanları anlamına geliyor. Fotoğrafın koyu alanlarını bu şekilde açtığımız zaman bize fade etkisi denilen bir efekt vermiş oluyor. Yani aslında biraz puslu bir fotoğraf oluşmuş oluyor kenarlardan veya daha yumuşak, daha böyle derin tonlama diyebileceğimiz bir yere doğru bizi sürükleyebilir. Evet, preset. Bunu kaydedebilirsiniz aslında. Buradaki tüm şeyleri bilgisayarınıza parametreleri kaydederseniz aslında bu da bir preset olmuş oluyor. Auto'yu hiç kullanmıyorum. Hangi auto? Erol Bey onu söylerseniz yanıt vereyim. Birkaç tane otomatik ayar var çünkü. Evet, bu fade'i biraz açtık koyu yerlerini. Bu noktalamaların anlamı ise diğer yerlere etketmesini engellemek. Yani burada yaptığımız bir ayar diğer tarafı etkilemeyecek. Evet, bu pus ayarını bu şekilde veriyoruz. Mantıken şu anlama geliyor. Siyah yerleri koyulaştırmak yerine siyah yerleri açtığımızda böyle bir pus etkisi oluşuyor. Evet, Fatih Deniz'den çekim değerlerini istedi. Bir bakalım. Şurada zaten yazıyor hangi kamerayla çektiğimiz. Fujifilm X-T1. Bu benim eski ilk makinem. Yani Fuji'de kullandığım ilk makine ve fotoğraflarımın şu an %80'ini aslında Fujifilm X-T1 sonuçları oluşturuyor. Benim de ilk göz ağrım denilebilir Fujifilm ailesinden. Hala en sevdiğim makinalardan biri. Burada da F4 ve 40 saniyede çekmişim. ISO 200. Şurada parametreleri görüyorsunuz, çekim değişkenlerini. Devam edelim. Burada da Sharpen ayarları var ama ben Sharpen ayarlarını en son vermeyi tercih ediyorum. Bazen vermiyorum, hatta çok üzerinde durduğum bir bölüm değil. Çünkü bugünkü konumuzu da aslında şeye ayırmak istiyorum, tonlamaya ayırmak istiyorum. Evet, geldik diğer bir önemli yere. Saturation ve Luminance. Buraya çok iyi hakim olmamız gerekiyor çünkü hakim olmaktan kastım şey aslında bir presetin ya da bir ayarın karakterini oluşturan yer, damar burası. Burada yaptığımız ayarlar o gün aynı saatte aynı atmosferde çekilen birçok fotoğraf için benzer sonuçları verebilecektir. Kritik yerlerden birisi burası. Şimdi fakat böyle hani buradan bir kombinasyon elde etmek, ezbere yapmak ya da bir formül bulup onu tüm fotoğraflarımızda uygulayacağımızı zannetmek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü fotoğrafın çekildiği koşullar ve değişkenler gereği böyle bir şey pek mümkün olmuyor. O yüzden şöyle yapabiliriz. Bu arada bu yayın sonradan kayıt edilecek, öyle bir soru var. Yani kayıt olacak otomatik diye düşünüyorum.
Evet, devam edelim. Saturation. Şimdi mantık şöyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi elimizde bir fotoğraf var. Sürekli fotoğrafa bakıyor olmamız lazım aslında, ayarlardan ziyade. Şimdi ben diyorum ki gitmek istediğim bir nokta var. Gitmek istediğim noktada turuncuların ve sarı atın sarı saçlarının biraz daha baskın olduğu, göz renginin biraz daha açığa çıktığı ve arka taraf ambiyansının da burada sağda gördüğümüz gökyüzü ya da işte oradaki tepe gibi yer. Burada da mistik bir hava olsun. Yani mistikten kastım ne olabilir? Mavi renkler, mavi tonlar, maviye yakın renkler olabilir. Böyle bir hayalim var kafada. Yani gideceğimiz yer aslında burada. Bu yüzden en çok yapılan yanlışlardan bir tanesini söylemek istiyorum. Bu tonlamada sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü ulaşacağımız nokta 100 hamleden sonra ortaya çıkacak. Örneğin veya 50 hamleden sonra. Siz 50 hamle sonrasında ortaya çıkacak görüntüye daha ilk aşamalarda ulaşmaya çalışırsanız muhtemelen yüksek dozda bir ayar vermiş olacaksınız ve fotoğrafın dinamik rencini düşürmüş olacaksınız. Patlama çatlama gibi bir durum oluşacak. Yani sarı çok sarı olacak, beyaz çok beyaz olacak gibi. Evet, devam edelim. O halde ben burada sarı tonları, turuncu tonları, kırmızı tonları arttırıyorum. Diğer tonları şimdilik azaltıyorum. Bu bir eğilim. Genellikle fotoğraflarımın bazılarında bunu yaparım. Sıcak renkleri bir tarafa doğru arttırıp bu menülerde mavi tonajları da kısarım. Daha sonra orange gelelim. Çünkü burada hakim renk biraz orası turuncu. Oranın parlaklığını arttırıyorum. Luminans ışıklılık demek, yani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ışığın şiddeti demek. Burayı arttırıyoruz. Sarıyı arttırıyoruz. Kırmızıyı arttırıyoruz. Kırmızı pek yok işin içinde. Hu'ya bakalım. Hu'da da gökkuşağı gibi düşünün. O rengi kendinden sonraki renkle ikame ediyorsunuz. Yani şu tarafa doğru gidersem morlaşacak. Şu tarafa doğru gidersem daha sarı olacak. Benim renklerim genelde şurada. Şu değil. Kınalı bir renk değil. Şu genelde gitmek istediğim yerlere yakın bir renk. Bunu burada tutuyorum ve şu renklerle pek oynamıyorum. Çünkü fotoğrafın üzerinde bu renkler yok. O halde şöyle devam edelim. Kendinden sonra split ton geliyor. Burası da yine baskın özellikli işlemlerden bir tanesi. Bunun mantığı da şu. Yani aslında belli. Koyu yerler hangi renk baskınlıkta olsun, açık renkli yerler hangi renkte olsun. Yani baskın renk ne olsun. Aslında ben birkaç fotoğrafla çalışacak şekilde düşündüm. Şimdi burada daha detaylı gidiyor mantığını anlamak adına biraz detay veriyorum. Şurada da yapacağımız işlem aslında genel olarak mavinin ya da sarının tonları üzerinden gidiyor olacağız. Bu da genel bir eğilim, genel bir yaklaşım. Ton dünyasında bu işte uğraşanlarla yapanların daha çok tercih ettiği, kullandığı aralıklar buralarda elbette. Daha farklı renk tonları da çalışabilirsiniz. Şöyle yapalım o halde. Açık tonlara bir bakalım. Açık tonların evet karakteri nasıl olsun? 200 rakamlar genellikle mavinin tonları için 210, 220 ya da 180 bu aralıkta gidebilirsiniz. Burayı bazen sarı yapabilirsiniz. Burası gökkuşağı gibi düşünürsek sarı. Burada o sarının yoğunluğunu gösteriyor. Burada da koyu yerleri seçelim. Evet, başta bahsettiğim şu hafif mistik bir durumu elde etmek için böyle bir mavilik turkuaz görüntü iyi olabilir. Selamlar Serhat, Alper, Bozkır'ın çocukları. Birkaç fotoğraf editleyeceğim. Selamlar Asıhan, Mahircan, Edisan. Herkese selamlar. Evet, burayı da böyle bırakıyorum. Bu arada yaptığımız şeylere hep sonradan geri dönüyor olacağız gibi bir durum var.
Şurayı şimdilik es geçiyorum. Lens ayarları. Şurada bir efektimiz yine var. Bunu da fix olarak yapıyor olabiliriz. Ben yapıyorum çoğunlukla. Vignette efekti aslında. Ama bunu biraz daha belirsiz yapıyor olacağız. Böyle göz kararı bir etrafı sarmalıyoruz. Ama midpoint'i, yani şu kenarı çerçeveleyen izi kaybetmeye çalışıyoruz. Şunu en düşük noktaya getirip, şurada da kare şeklinde mi, yuvarlak şekilde mi onu gösteriyor. Biz bunu da yine yüksek değerlerde tutuyoruz. Feeder'ı fazla veriyoruz. Bakın feeder az olduğu zaman, yani yumuşatma etkisi, keskin bir görüntü var. Şuralarda tutmuyoruz. Ben bunu en sona getiriyorum. Kafam rahat ediyor. Highlight ise bu karartma efektleri açık yerlerinde de etkisini korusun mu, korumasın mı diye. Bunu fotoğraftaki etkisine bakarak karar verebilirsiniz. Bu fotoğrafta kenarlarda açık yerim çok fazla olmadığı için sadece sağ üst köşe var. Burada gözüksün mü, gözükmesin mi diyor. Çünkü bazen beyaz üzerinde siyah bir vignette etkisi hoş durmayabiliyor. O yüzden bazen bunu yukarıda tutmak gerekiyor. Sebebi şu: beyaz yerlerde vignette etkisi olmasın. Bu da fix ayarlardan bir tanesi. Arada bir yorumlara bakıyorum. Teşekkürler, sağ olun. Fujifilm'den izleyenler YouTube'dan yorum yapabilir bu arada. YouTube linki sanırım o şeyin altında. Sadece Photoshop değil bu aslında. Kamera raw, Photoshop'la ilgisi yok. Photoshop konusuna hiç girmeyeceğiz bugün çünkü gerek de yok. Bence fotoğrafçılar için artık bu kamera raw ve filtre olarak Photoshop içinde yer alan kamera raw yeterli diye düşünüyorum. Ben genel olarak bütün işlemlerimi oradan yapıyorum. Evet, tekrar gelelim, devam edelim. Burada bu ayarı yapıyoruz, bunu fixledik diyorum. Şu ayar bu fotoğraf için ideal. Burada işin püf noktası, midpoint'i en düşükte yapmak, feeder'ı en yüksekte yapmak. Diğerler için seçenekleri siz değerlendirebilirsiniz. Tekrar başa dönüyoruz. Şimdi burada dehaze var, pusluluk. Bunları çok fazla kullanmıyorum ama kullanacaksak ve derdimiz yumuşak tonlu bir fotoğraf elde etmekse dehaze'i fazla değil düşük vermek mantıklı. Bu fotoğraf için düşük verelim. Bu düşük değerlerde aslında böyle 20'ler, artı 20, eksi 20'ler değil. Artı 10 ile eksi 10 arasındaki küçük değerlerden gitmek gerekiyor. Capture One üzerinden profesyonel hayatımda çalışıyorum. Amatör ve bu tarz fotoğraf çalışmalar için Photoshop kullanıyorum. Evet, diğer sorulara da birazdan yanıt vereceğim. Clarity, şu da son zamanlarda son güncellemeyle gelen bir şey, texture, doku. Bunu da fazla vermiyorum. Clarity'yi de vermiyorum. Dedim bu arada nereye kayboldu? Evet. Okey. Sanırım sorun yok. Bir ara ekran gitti geldi zannettim ama sanırım ben yanlışlıkla alta sürükledim pencereyi. Evet, burada ne yapabiliriz? Bundan sonra yapacağımız şey şu: Exposure'ı kısacağız. Bu arada ben telefon bildirimlerini kapatmam gerekiyor sanırım. Sebebi şu: bazı yerleri sonradan açmak için bunu yapmamız bazı fotoğraflarda iyi sonuçlar veriyor. Daha sonra şunlara geleceğiz. Bunlar da lokal ayarlarla ilgili, lokal renk ayarları, crop ayarları. Ama biz burada tonlamayla ilgili olarak bugün şu üçüyle daha çok ilgileniyor olacağız. Fırçaya gelelim. Fırçaya geldiğimiz anda mantığı şu: bilenler için çok uzatmayacağım çünkü sıkıcı olabilir bunu tek tek anlatmak. Aslında bu temel ayarları sadece dokunduğumuz yere yapıyor demek. Şunlardan bir tanesini, herhangi bir fırça darbesi yapmadan önce bir tanesinin artı ya da eksi değerine basıyoruz. Hepsi hizaya geliyor. Ondan sonra yapacağımız işlemi yapıyoruz. En altta fırça boyutu var.
Uygun bir fırça boyutunu seçiyoruz. Feeder yine burada yumuşaklık değerimiz fazla olmalı. Flow, baskınlık ve biri gücü, şu an bunları şaşırıyorum ama biri etki alanının gücü ve yumuşaklığı ile ilgili, yine de takip yumuşaklığı ile ilgili değerler var. Burada ama bizim için kritik olan şey auto mask. Şimdi bunun farkını göstereceğim. Buna basmayalım bu ayarın ilkinde. Fırça büyüklüğünü ayarlayalım. Öne çıkmasını istediğim yerlerde bunu gezdiriyorum. İster parlaklık ayarını, ister white balance ayarını, istersem tint ayarını sadece dokunduğum yerler üzerinde yapıyorum. Etki edebilecek olası düğmeleri değerlendiriyorum. Evet. Aynı fırçayı aynı değerlerde burada da gezdiriyorum. Burada pek işlem gücü pek güçlü olmadı. O yüzden new diyerek yeni bir fırça yaratıp oraya daha güçlü bir parlaklık veriyorum. New dedikçe, yani yeni bir lokal ayar, yeni bir fırça kullanacağız anlamına geliyor. Burada tekrar göz için yeni bir ayar seçiyorum. Fırça boyutunu göz için ayarlıyorum. Evet, gözü biraz açalım. Kontrast da vermek gerekir. Bazen pusu açıyor. O pusu kırmak için bir taraftan arttırırken bir taraftan da kontrast vermek mantıklı. Selamlar Hasan, selamlar Mutlu. Seni seviyoruz. Sadece Instagram için JPEG fotoğraf, eğer fotoğrafçıysak, fotoğrafçılık hobim ise günün sonunda RAW çekmek bence en mantıklısı. Evet, bu parlaklıklar hadi ideal diyelim. Şu en baştan ikisine bastığım zaman beni tekrar o lokal ayarlardan çıkartıyor. Burada sadece fırçayı kullandık ama şöyle bir ayarımız da var. Aynı mantık aslında. Yumuşak geçiş, yeşil alanların şu kısmına benim vereceğim ayarı yumuşak geçişli olarak veriyor olacak. Burayı koyultuyorum biraz. Evet. Daha sonra da bazı fotoğraflarda, belki bu fotoğrafta da işe yarayabilir. Yuvarlak. Selamlar Gül. Selamlar Murat. Ortasını açacağız. Onun için şurayı açalım. Evet. Orta kısmı fotoğrafı da daha güçlü gözüksün diye. Evet, belli bir pus varsa onu kaybetmek için yine kontrast ayarını arttıracağız. Dehaze, Clarity, Texture, bunlardan işimize yarayanları kullanacağız. Ama dediğim gibi şu kısım çok fazla vereceğimiz değerler olmamalı. Çünkü fotoğrafı anında deforme edebiliyor. Tekrar geliyoruz. Renk ayarlarına bir bakalım. Şuralar yine baskın ayarlardı. Bunu bir kontrol edelim. Evet. Şimdi fotoğrafın ilk halini, çekilmiş hali bu. Biraz hani bir şeyler yaptık ve buna evrildi fotoğraf. Rengi düşük verdim. Sonuçta gitmek istediğim yer aslında çok fazla renk değil ve çok fazla rengin kombinasyonu da değil aslında. Kafada oluşturulan matematik şu: fotoğrafımda aslında iki tane renk olsun ya da en fazla üç tane renk olsun. Fan sesi gelmeye başladı, doğru. Bunu ne yapabiliriz? Şu an aslında sadece iki şey çalışıyor ama umarım rahatsız edici değildir fan sesi. Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum.
Evet, before, after bu. Bu fotoğrafta gideceğimiz yer bu olsun. Şimdi eğer ki bu işleme done dersek ya da bitti dersek fotoğrafın kaydettiğimiz klasörün yanına bir tane text dosyası atacak. Ve biz bu fotoğrafı artık hep bu ayarlarda açmış olacağız. Eğer bu ayarı evet, hocam Van Gölü, tren, dağ fotoğrafları yok. Bir bakalım, bir klasör oluşturmuştum ama oradan birlikte bakarız. Evet, fan sesi biraz rahatsızlık veriyor fazla demişler ama sesim yine de geliyor mu? Evet, bir bakalım. Gayet anlaşılır diyelim, devam edelim. Hakan, selamlar. Şimdi zaten işlem şeyini de biraz düşürdüm. Birazdan kendi fan sesi falan da normale binecektir. Hem Photoshop çalışıyor hem de arkadan görüntü aktarımı yaptığı için sanırım böyle bir şey oluştu. Bir de belki bu yayınlar için sanırım yaka mikrofonu kullanmak gerekiyor. Okey. Tamam, bu fotoğrafı böyle kabul ettik diyorum. Dediğim gibi yanına bir text dosyası açıyor. O önemli bizim için. Sonra o fotoğrafı her açtığımızda bu ayarın anlaşmamız sağlayacak. Yok, ona ben güvenmiyorum. Ben kendi ayarımı kaydetmek istiyorum derseniz buraya geliyoruz. Tekrar göstereceğim. Save setting. Burada bu yaptığım bütün ayarları lokaller hariç, lokallerden kastım çünkü her fotoğrafın koordinatı değişeceği için crop, brush, biraz önceki gösterdiğim o çerçeveler, yuvarlak şeyler, seçim araçları. Bunları diğer ayarlar için kaydetmiyorum ama diğer geri kalan her şeyi save diyorum. Bir yere kaydedelim, at diyelim mesela. Kaydet dedik. Orada kalsın. Şimdi başka bir fotoğrafa geçeceğim. Bunu kapatıyorum. Evet. Penceremin sizlerde de aynı şekilde gözüktüğünden emin olmak için bir 10 saniye bekleyeceğim. Yan tarafta başka bilgisayardan onu kontrol ediyorum ve yorumlarınıza bakıyorum. Evet, biraz daha bekleyeceğim. Laptopta iyi aslında, niye kastıysa kas. Lens ayarı menüsü ne işe yarıyor? Kısaca bahsederim birazdan. Evet. Evet, aynı yerdeyiz. Bu fotoğraftaki tonlamada biraz değişik haller var. Ondan bahsedelim. Şu snapshot dediğimiz olayda aslında ayarları ara ara kaydediyoruz. Bu diyelim ki hedef diyelim. Bir de bunun en orijinal halini görmek için kamera raw default diyelim. Bu da çekilmiş hali. İlk hali, yani orijinal hali. Bunu da kaydedelim. Çekim bu, hedef bu. Full screen, okey. Şimdi burada ya aslında derdim kamera şeyi anlatmak değil, kamera RAW'un programını anlatmak değil ama bazen önüme de rastgele şeyler düşüyor. O yüzden onları da anlatmak zorundayım. Burada Adobe'un kendi renk şeyleri var. Ben genelde açtığım anda standart olsun diye Adobe Color'ı kullanıyorum ya da Adobe Standard'ı. Aslında evet, ilk hali de güzel ama sonuçta ben buna doğru bir şekilde yön vermişim. Şöyle de yapabiliriz. Hedef dediğim görüntünün üzerinde
Değerleri bir kontrol edelim. Evet, saturation değerine yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Eksi 25'te düşük. Buraya bakalım. Curves ayarı. Yani ne yapmışım? Siyah yerleri bu şekilde daha yumuşak bir hale getirmişim. Ondan sonra saturation değerine bir bakalım. Mavi ve yeşil renkleri biraz kısmışım. Diğerlerini yerinde tutmuşum. Burada sarı ağırlıklı bir koyu ve açık yerlerde de etkilerine bir bakalım. Bunları vermediğimde ve bunları verdiğimdeki hali. Ama bu fotoğrafın aslında can alıcı yerlerinden bir tanesi. Koyudan gidiyor olmak. Şöyle koyu yapıp daha sonrasında şu an biraz değerleri açıp buna benzer birkaç fotoğraf daha işlemiştim ama bazılarında lokal ayarları kullanmıştım. Çok fazla arttırmadan biraz shadow'u bu şeyi sağlıyor aslında. Dokularla böyle bir tablovari bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Yine lokal ayarlarla belirtmek istediğiniz, vurucu olmasını istediğiniz yerlere dokunuşlar yapabiliyorsunuz. Özellikle saçlar ve kıyafetlerin çeşitli kıvrımlı yerleri. İlk başa gelecek olursak yine shadow'u sonuna kadar açtığımı görüyorsunuz. Highlights'ı kısıyorum. Maksadımız dinamik renci yüksek bir fotoğraf elde etmek. Curves bu puslu, bu yumuşak renkleri elde etmek için fix olarak uygulayacağımız şeylerden biri. Daha önce demiştim, 3 tane nokta koyuyoruz tam bu koordinatlara diye. Evet, bu fotoğrafı da böyle üstün körü geçmiş olalım. Siz değerlere bakın, sonradan kaydedip kendi fotoğraflarınız üzerinde deneyebilirsiniz. Bir de şu kısım var, bu kısmı da diğer fotoğrafla birlikte anlatayım. Zamanı efektif kullanmak istiyorum. O yüzden her fotoğrafta tekrar tekrar aynı şeylerden bahsetmek istemiyorum. Evet, şu fotoğraf bize farklı şey. Bu değil de, pardon, şundan gidelim. Şu fotoğraftan gidelim. Evet, bu fotoğraftan orijinaline bir bakmamız gerekecek yine. Çekim. Evet, çekim bu. Gideceğimiz yer bu. Aslında hani bir fotoğraf makinesinden beklememiz gereken şey bize tabii ki şu sonucu vermesi değil. Bu sonuca bizi götürebilecek herhangi bir fotoğraf makinesi yok. Böyle herhangi bir atmosfer de yok aslında. Buna bizi götürecek güç aslında ilk başta çektiğimiz değerlerin gri yoğunluğu. Yani gri değerimiz iyi olsun, çok kontrast olmasın. Aşırı gölgeli ve aşırı sert güneşli bir ortamda çekilmiş olmasın. Bu bilgiler, bu değerler bizi istediğimiz noktalara daha hızlı götürebilir. Bu değerlerden kastım da şurası. Histogramdan görebiliyoruz. Piksellerin çoğunluğu gri tonlarda toplanmış. Yani orta tonlarda. Black ve white tarafında, beyaz ve siyah tarafında piksellerin dağılımını görmüyoruz. Bu piramit şekli bilenler için tanıdık bir konudur. Piramit şeklinde olması fotoğrafımızın veri anlamında değerli olduğu anlamına geliyor. Güçlü bir
değeri var demek oluyor. Bunu o halde ona evirmeye çalışalım. Biraz önceki gittiğimiz yere. RAW formatı otomatik olarak açılıyor Photoshop'ta. Bir soru üzerine bunu söyledim. Tamam, split tone'a tekrar gelelim. Evet, evet. Orijinal de güzelmiş demiş bir arkadaş. Vibrans özelliğini bazen kullanıyorum. Ona da bakalım. Özellikle bir hani yasağım yok vibrans özelliğine karşı. Evet, bu fotoğrafta gideceğimiz yer ilk başta fotoğrafı kısmak, highlights değerlerini ve black değerlerini buradan ayarlamak. White balance değerini oluşturmak. Biraz daha kısabiliyorum bazen hani bu fotoğrafı. Kısarken de aslında yumuşaklığı kaybetmemek için kontrast değerini yine düşük veriyorum ki yumuşak olsun. Evet. Tekrar Curves'da o klasik hareketlerimizi yapalım. Sadece bu hareket yapılmıyor bu arada Curves'da. Farklı hareketler, örneğin şu hareketi verebilirsiniz bazı fotoğraflarda. Şunu kaybedeyim. Şunu da kaybedeyim. İpucu olsun diye sizlere. Şöyle yapabilirsiniz. Şunu böyle yapabilirsiniz. Buradan bu şekilde bir ya da tam tersi daha sert sonuçlar elde etmek için böyle yapabilirsiniz. Yüksek kontrastı olsun istiyorsanız orta kontrastı veya yüksek kontrastı şöyle göstereceğim. Şu da çok sık kullanılan ayarlardan bir tanesi. Yani eğrinin bu şekilde olması. Ama biz şu an değerleri kıstığımız için, pozlamayı kıstığımız için bu fotoğrafta etkisi olmayacak tabii ki. O yüzden biz tekrar şeye gelelim. Kendini sonradan şuraya bir noktada koyabiliriz. Bu da çok kullanılan tonlama tekniklerinden bir tanesi. Curves için konuşuyorum. Devam edelim hızlıca. Split tone'u sormuştu bir arkadaş. Onun için tekrar aslında anlatacak da pek bir şey yok. Beyaz, yani açık alanları hangi renkte görmek istiyorsak baskın olarak. Örneğin açık alanlarımız böyle olsun dedik. Koyu alanlarımızda da bir sarılık, hafif bir sarılık olsun diyelim. Ya da ikisi de birden mavinin tonları olabilir. Yani en çok gideceğimiz yerler, bir önceki fotoğrafta da söylediğim üzere, ya mavinin tonları ya da sarının. Tekrar başa gelip hani çok mavi olduysa fotoğraf, oradan değil de buradan white balance'tan arttırmayı bir gözden geçirin. Daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yani white balance kritik yerlerden bir tanesi. Sürekli kontrol etmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Yine saturation değerini bu fotoğrafta da az bir şey açıyorum, kısıyorum. Split tone'da da elde edeceğim renkler var mı diye bakıyorum. Diğer fotoğraflarda görmediğimiz calibration diye bir menü var. Burada channel olarak renk kanalları olarak aslında müdahale ediyor ama pratikte etkisini görelim. Diyor ki fotoğraftaki mavi kanalın gücünü arttır ya da mavi kanalın. Şu mesela hani gençler çok sık kullanıyor ama biraz şey çiğ de duruyor çoğu fotoğrafta. Hani teal orange denen bir tonlama yöntemi var. Aslında bu çok basit. Hani bu menüye gelip bunu böyle sola çektiğimiz zaman şu tarz renkleri görüyorsunuzdur sık sık. Ama yakışan fotoğraf var, yakışmayan fotoğraf var. Bunu ben derim ki bu kadar çekmeyelim o tarafa doğru. Evet.
Şimdi burada aslında bu fotoğrafı kısma nedenimiz sonradan açacak olmamız. Açarken ilk başta brush'ı kullanabiliriz. Kabaca nerelerini açmak istiyorsak ve nasıl açmak istiyorsak. Örneğin kenarlara gitmeden, kenarlara neden gitmiyorum? Çünkü oradan dışarı taşarsam acemice bir şey yapmış olurum ve orada bir objenin etrafında bir hare meydana gelir. Bunları sonradan kontrol edebiliyorsunuz tabii. Diyelim bu seçtiğiniz brush alanının bazı kısımlarını silmek istiyorsanız şurada erase var. Bununla basarak yine fırça şeklinde silebiliyorsunuz. New diyerek yeni yeni şeyler belirleyebiliyorsunuz. Bu mesela biraz öncekinin temas ettiği yerleri gösteriyor. Üzerine geldiğiniz zaman şimdikiyle de yeni bir new dedim. Fırça boyutunu biraz büyüttüm. Şuralara dokunuyorum ama buralara biraz az etki etsin, az açayım diye. Fırça boyutunu büyüttüm ve exposure'ı düşürdüm. Evet, bir iki sorularınıza bakayım çok altlara düşmeden. Bu arada sağ olsun Fujifilm'den de bir kişi, her kimse bilmiyorum, yorumlara cevap veriyor, o da güzel. Kaçıranlar için. ...10-15 fotoğrafı görmek şu aşamada mümkün değil. Çünkü öncesinden hazırlamam gerekiyor. Klasörlemem gerekiyor. Onların nerede olduğunu bulmam bile zaten bir yarım saatime mal olur. O yüzden başka bir zaman yapabiliriz. Evet. Tekrar başa gelelim. White balance'ımızı biraz arttıralım. Kontrastımıza bir bakalım. Split tona gelelim. Etkisini görelim mavi tonların. Şurası iyi gibi geldi bana. Bu'ya bir bak, açık tonların sarı burada pek işe yaramadı. Mavi de olsun diyelim. Ve değerler de böyle olsun diyelim. Curves'a gelelim tekrar. Etkisine bakalım. Ortama vereceğimiz pus fade efektine bir bakalım. Evet, şöyle iyi diyelim. Silinmiyor, üst üste ekleniyor. Fırça yaptığımız yerdeki eski shadow, highlight, kontrast veya yerler fırça yaptığımızdan dolayı silinmiyor mu? Yok, üst üste devam ediyor oradan. Hazar ve Harun'a da selam gönderelim. Filter. Şunları resetlemek için ne yapıyorduk? Eksi ya da artıya bir kez dokunduğumuz zaman hepsi hizalanıyordu. Bir tık koyu yapalım. Etrafı. Deneyeceğiz. Şu an deniyoruz. Bu çok koyu oldu bazı yerler için. Bir önceki verdiğim yerin ayarını gözden geçirmek için şuraya tekrar tıklayıp orayı gözden geçiriyorum. Orayı da oynuyorum. Veya şurada fazla ya da eksik verdiğimi düşünüyorsam burayı da gözden geçiriyorum. Bir de şuradan verebilirim. Evet. Fan sesimiz farkındayım. Yine gelmeye başladı. Biraz evet, bekliyorum. Ben bunu bu arada bir kaydedeyim. Şuradan kaydediyorduk. Evet. Bu fan sesi varken hazır şeylere bakalım, sorulara bakalım.
Noise düzeltmeyi nasıl yapıyoruz? Renk dağılması olmadan, harilenme olmadan acaba diye. Noise düzeltmesi için Photoshop'un içinde reduction şeyleri var. Filter menüsünde ama çok iyi sonuçlar verdiğini söyleyemem. Yine RAW penceresinde de bir şekilde şurada Noise Reduction'da luminans değerleriyle ve diğer değerlerle oynayarak grain'i yok edebilirsiniz, noise'leri. Ama ben genelde fotoğraflarda noise'i tercih ediyorum. Yani eğer çok böyle teknik ve arıza gibi gözüken noise'lerse elbette onları düzenlemeye çalışıyorum ama kendi hatamdan kaynaklanan noise'leri sevmiyorum ama fotoğrafın verdiği bir noise varsa ISO'dan kaynaklı onlara çok müdahale etmiyorum. Hatta bazı fotoğraflar çok cam gibi gözüküyor. Örneğin bu fotoğraf biraz daha aslında grain istiyor. Yani grainini arttırmakta fayda var. Onu da şuradan yapabiliyoruz. Evet, diğer sorulara geçiyorum. Her gün canlı yayın var mı? Bilmiyorum, onu Fuji Film'den bir kişi yanıtlayacaktır. Ben teşekkür ederim. Lightroom'la PC RAW ayarı benzer. Birinde alt alta, birinde yan yana. Evet, biraz fan sesi kesilsin diye yumuşak hareketler yapıyorum. Bu arada ilk Bu arada bakın şöyle bir şey var. Şu fotoğrafı açtığımdaki ilk hani gitmeye çalıştığımız yerde ama bende o kadar hafıza yok tabii ki. Her yaptığım işlemi hatırlamadığım için. Sarıyı biraz arttırmışım. Bunda biraz daha renkler kendi yerinde kalmış. Şuraya bir de aslında ilk halini ben şey yapmak istiyorum, kaydetmek istiyorum. Orijinal diyelim. Evet, fotoğrafın orijinali buydu. Yaptığımız bu hareketlerle buna gitti. Bu fotoğrafın tonlama tekniğiyle şunu aklımızda tutabiliriz. Ortamı koyu yapıp istediğimiz yerleri kendimiz açmak. Açtıktan sonra zaten bu fotoğrafta çok rengimiz yok. Örneğin yine bir önceki fotoğrafta yaptığımız gibi sarı ve mavi ağırlıklı bir iki renge düşürebiliriz. Şu anda da yeşil var. Fotoğrafta farklı olarak ona bir bakalım. Yeşili düşürdüğümüzde bazen yeşil ile sarı aynı sonucu veriyor. Buradan bir bakalım. Yeşil. Yeşil ve sarının tonlarına müdahale ediyorum. Işıklılık değerine bakalım. Yani temel prensip fotoğraftaki renk sayısını düşürmek, kombinasyon ve yapmak ve etki gücünü arttırmak için. Daha sonra da bu iki renk, genelde iki renge düşürdüğümüzü varsayalım, ağırlıklı rengimizi. Bu iki rengin nasıl gözükeceği ile ilgili. Yani sarı ama turuncuya yakın bir sarı mı yoksa kırmızıya yakın bir sarı mı? Yine aynı şekilde mavinin güçlü bir mavi mi yoksa yumuşak bir mavi mi olması gerektiği ile ilgili son rötuşlarımızı atmış oluyoruz. Ve bu bizi aslında ayıklıyor. Hani bir gidiş yolu verecek olsaydım size, hani tonlama ile ilgili bunu söylerdim. Bunu çünkü kafamızda bir yere doğru gitmemiz lazım. Aranarak bulunabilecek bir şey değil çünkü bu. Başta da söylediğim gibi 100 tane hamleden sonra fotoğraf ortaya çıkıyor. Ve siz o son halini görmek istediğiniz fotoğrafı en başta görmek isterseniz bütün değerler alt üst oluyor ve aşırı dozda veriyorsunuz demiştim. Verebilirsiniz dedim. Bu yüzden küçük küçük olacağını bilin ve sonuç halinin en son bize görüneceğini bilmekte fayda var.
Ama 100 tane işlem yaparken neye göre yapacağız? Bu çünkü uzun bir hamle ve kafamızda da bir şey yok. Yani sırf rastgele güzel olsun diye de bir şey aranmamalı bence. Bir hedef olmalı. Bu hedefler genelde bir renk teorisine göre de yapılıyor. Bununla ilgili YouTube'dan renklerle ilgili şeylere bakabilirsiniz. Renklerin birbiriyle olan uyumuna, ama genel olarak en çok tercih edilenlerden bir tanesi zıt renklerin bir arada kullanılması. Örneğin mavi ile sarı birbirinin zıttı. Kırmızı ile yeşil birbirinin zıttı. Bu bilgiler bizde olduğu zaman öne çıkarttığımız asıl obje bir renkte, arka taraf onun tersi bir renkte. Ve ondan sonra da bunların yoğunluğu, yani ne kadar canlı gözüksün ya da gözükmesinle ilgili karar kalıyor. Gidiş yollarından bir tanesi de bu diyelim. Evet, bakalım. Bu before, bu da after'ımız olsun. Şu kısmı, hani şu çit eğer silmek istiyorsanız onu buradan değil Photoshop'un içine girerek silmenizi tavsiye ederim. Burada da silme aracı var ama çok efektif değil. Şunlardan bir tanesiydi ama şu an hatırlamıyorum, kullanmadığım için. Export ayarlarımızı da gösterir misiniz demiş Furkan. Bir bakalım. Export, save image. Export ayarları burada. Ama bunlar benim artık en son hangi ayarımsa bilmiyorum. Şurasının 12'de kalması gerekiyor. Bu bazen burayı sRGB'ye getiriyorum. Şeyde kullanacağım zaman, Instagram'da veya web'de paylaşacağım zaman buranın sRGB'de olması mantıklı. Ayarlar bunlar. Evet, son bir fotoğraf daha bakalım. Ondan sonra olayı tamamlayalım bugün için. Evet, şu gördüğünüz fotoğraflardan birini seçebilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Hangisi olsun? İlk diyen arkadaşın yanıtına göre onu açabilirsin. Murat, Snapseed kullanarak bu sonuçlara ulaşmak biraz zor, mümkün değil. Orada Curves var. Curves'ı çok etkili kullanabilirsen bir yerlere varabilirsin. HSL var mı onu bilmiyorum orada. Yani Hue Saturation Luminance penceresinin olduğu bir şeyde yapabilirsin. Ama ben zaten Lightroom'u öneriyorum. Lightroom aynı ayarları, yani mobilde Lightroom'u tercih ediyorum. Aynı ayarları orada da yapabiliyorsunuz. A'dan Z'ye diyebilirim. Evet, sağ üstü istemiş arkadaşlar. Sağ üstte ne var? Amcayı isteyen de var. 265. 4424 ve 265. 4424 hangisi? 4424. Evet, sağdan ve üstten 2. 265. Çok hızlısınız, takip edemiyorum. Okey. Şimdi şu çok kolay aslında. Kolay bir tonlama. Bunu muhtemelen şunun için açmışımdır. Buraya koymuşumdur. Önce kamera raw defaults diyelim. En son yaptığımız at fotoğrafının neyi yapmıştık? Evet, koyultup yaptığımız fotoğrafın değerlerini sanırım orada done mı dedik yoksa cancel mı dedik hatırlamıyorum ama şu previous conversion dediğimiz zaman oradaki en son ayarları buraya getiriyor. Ama biraz önce ne yaptığımızı hatırlamıyorum. O yüzden bu fotoğrafı da baştan yapmak gerekecek. Eğer daha önce kaydettiğiniz ayarlarınız varsa burada gözüküyor. Örneğin at diye bir fotoğrafı kaydetmiştik ama onu neyin içine nasıl kaydettik? Yerini tam göremedim. Burada, evet, şurada kaydetmişim. O yaptığım işlemler bu fotoğrafta böyle gözüküyor. Evet, canlı yayın kaydı olacak.
Bunlar işte diğer ayarlar başka fotoğraflarda güzel gözükürken, bu arada yakın konuşayım biraz, fan sesi çıktı yine. Bu fotoğrafta etkisini yeterince göstermiyor. Bu fotoğrafı çok hızlı tonlayabiliriz. Basit bir tonlaması var aslında. Sessizce yapıyorum. Yine yumuşatıyorum fotoğrafları. Saturation'ı biraz düşürüyorum. Dehaze'ini biraz kısıyorum. Yani daha puslu olsun istiyorum. Rengini biraz açtım. Şu bahsettiğim ayarları yapacağız. Curves'tan. Kontrast değerini şuradan ölçüyorum. Hemen şuna geliyorum. Mavi rengi görmek istemiyorum bu fotoğrafta. İki renge düşürmek istiyorum yani. Şunları kısıyorum. Yeşilin tonunu kısıyorum. Şunları biraz arttırıyorum. Hızlı yapıyorum bu tonlamayı. Luminans değerlerine bakıyorum. Sarıyı kısalım. Çünkü şurada parlak, hani fotoğrafı çok delen bir şey olsun istemiyorum. Bunu biraz kısıyorum. Şuna gelelim. Sarı. Bakın biraz sarı verince zaten o örnek ilk çıkış noktasına ulaştı bile. Yani bu kadar aslında. Geldik. Sadece şunu da vermeyi unutmayalım. Feeder'ı yükselttik. Highlights'ı yükselttik. Evet. Yani bu. Oradaki gördüğümüz fotoğrafta sanırım buna benziyordu. İmleç gözüküyor sanırım. Görkem. Mouse imlecini ben gördüğünüzü varsayıyorum. Acil bir mikrofon sorunu çözecektir. Bunu hiç tahmin etmemiştim. Mac'in şu an kullandığım MacBook Pro şey USB-C Type denen bir şey kullandığı için adaptörüm yok. Son anda aklıma geldi. Yoksa mikrofon falan vardı. Evet, sorular yapıyorum. Aslında bu hızlı olduğu için bunu tekrar son fotoğraf olarak değerlendirmiyorum. Yani portre ister miyiz acaba, yoksa manzara mı diyelim? Manzara da vermiştim ama şurada da hemen bir before after görelim. Evet, before after'ı bu fotoğrafın. Şu kutucuğa bastığınız zaman, kamera matching ayarına geldiğiniz zaman, kamerada yer alan renk profillerini de buradan tekrar verebiliyorsunuz. Tabii makinede verdiği kadar isabetli vermiyor. Hani %90 doğru ama tam %100 değil. Şayet bir Fujifilm kullanıyorsanız, içerisinden seçtiğiniz JPEG çıktısı buradan alacağınız JPEG çıktısından daha iyi. Onu söylemem lazım. Evet. Bu arada saat 9. Sağlık çalışanlarını destek amacıyla şu an sesler geliyor. Gökmüş atıyor. Biz de buradan onlara kolay gelsin dileklerimizi, şükranlarımızı gönderiyoruz. Gerçekten hani şurada Photoshop'ta konuştuk ama bir an kafamız dağıldı. Zor günlerden geçiyoruz. Ama bir şekilde de kendi gündemimizi oluşturmamız gerekiyor. Şu geçirdiğimiz bir saatlik zaman dilimi içerisinde gündemden kopmayı ben kendi adıma başarabildim. Kendi gündemimi yaratabilmek anlamında da mutlu oldum. Umarım sizler de kendi ruhsal sağlığınız için kendi rutinlerinizi ve kendi gündeminizi oluşturmakta sorun yaşamıyorsunuzdur. Böyle etkinliklerin de bence güzel tarafı da bu. Dedikten sonra, böyle bir anekdottan sonra da tekrar fotoğrafa geçelim. Evet, mantığımız neydi?
Ekran donmadı. O anda ben konuşuyordum. Mantığımız şu. Renkleri azaltıyoruz ya da değiştiriyoruz. Buradan azaltacağımız renk diyelim ki mavi. Maviyi bu şekle getiriyoruz. Mavinin tonunu seçiyoruz buradan. Şöyle bir şekilde olsun diye. Kısabiliriz. Shadow'u yine aynı şekilde arttırıyoruz. Şunu pek konuşmadık ama son raddede bu tint ayarı da fotoğrafın karakterini çok değiştiren bir özelliğe sahip. Evet, bir şey yapmıyorum. Görüntü evet, Curves'a gelelim hızlıca. Böyle bir ayarda yapabiliriz. Yani aynı şekli yapmayabiliriz. Yüz rengi hani biraz şey, onu değiştirmem lazım. Kuru'dan değiştiriyorum. Yüz rengi genelde orange, cad denk geliyor. Aklınızda bulunsun. Ten rengini değiştirmek için hızlı karar vermeniz gerekiyorsa öyle bir ayar yapabilirsiniz. Burada da yine mavi ve sarı tonlarından şu balansla da bunların kombinasyonunu değiştiriyorsunuz aslında. İkisi de mavi olsun ya da ikisi de sarı olsundan yola çıkarak yapabilirsiniz. Yine fix hareketimiz bu. Ekran, evet, ekran dondu, ekran dondu. Bir bakalım. Bir şey, menüye bakmam gerekiyor. Sesim geliyor mu bu arada? Ekran dondu dediğiniz zaman. Şöyle yapalım. Şu pencereyi görüyorsak sorun yok. Ses geliyor mu bu arada? Evet. Şu ekranı görüyorsak aslında ekranda gözüküyor. Ha, görüntü donmadı aslında. Bilgisayar donmadı da ben size şuradan hani pencere yakalama diye bir olay var bu programda. Daha doygun gözüksün diye onu kullanıyorum. Sanırım orada en son fotoğraf kalmış. Olmadı. Buradan gidelim. Bu ekran üzerinden gidelim. Komple bilgisayarı göreceğimiz şekilde. Ya ben şu fotoğrafa gelmek istiyorum. Çünkü bunun üzerinden söyleyeceğim birkaç şey var. Çok da fazla kafanızı karıştırmadan. Okey, tamamdır. Şu an sorun yok. Devam ediyoruz. Şimdi fotoğrafta en çok tonlamada etkisini göreceğiniz renklerden bir tanesi yeşil. Yani en güçlü renk yeşil aslında. Yeşile yaptığınız müdahaleler çok hızlı şekilde kendini gösterebiliyor. Örneğin şu fotoğraf üzerinde daha önceden yapılmış olan presetlerin etkisine bir bakmak istiyorum. Bunlar benim hani birbirine yakın olan presetlerim. Yapıyorum, sonra biraz daha açığını yapıyorum, yeşilin farklı tonunu yapıyorum filan gibi. Oralardan kodlayarak böyle gittiğim presetler. Bir fotoğrafınızda yeşil varsa buradaki her değişkenin çok hızlı yanıt verdiğini göreceksiniz. O yüzden de böyle ormanlık bir alan ya da yeşil bir alanda çekilen fotoğraflara istenilen karakteristik duygu çok rahat verilebilirken gün batımı fotoğrafları ya da orta karar ya da
çok fazla renklerin olduğu bir atmosferdeki yere dokunuş yapmak daha zor. Emrah, o fotoğraf evet portreydi. Şöyle yapabiliriz, o portre fotoğrafı, ben sadece şu fotoğrafı açmamın nedeni yeşilin hızlı yanıt vermesiyle ilgiliydi. Örneğin şunların hepsinde bakın. Yeşilli bir alanda çekip o yeşilin renklerini kıstığınız zaman dramatik sonuçlar alıyorsunuz diyelim. Veya çokça gördüğünüz o renk tonları nasıl yapılıyor merak ediyorsanız öncelikle ormanda çekmeniz gerekiyor ya da o yeşil platformda çekmeniz gerekiyor ki o sonuca ulaşabilirsiniz. Ve gördüğümüz çoğu fotoğrafın, Instagram özelinde konuşuyorum, çoğu fotoğrafın şeyi öyle, temelinde iyi ton beğendiğiniz fotoğrafların temelinde yeşil background var. Evet, son olarak şuna geçelim. Portreyi anlatıyorduk çünkü şey gitti bu arada, görüntü dondu dediniz. Bunu şöyle yapalım isterseniz, tek tek anlatmayayım. Ana ekranlara bir bakın. Burada dehaze arttırmışım, saturation'ı düşürmüşüm. Shadow artmış. Tabii, portreyi anlatıyorum şu anda. Curves'a bakalım. Curves'da şurada hafif bir farklılıklar oluşmuş ama fotoğrafın sonucunu çok değiştiren şeyler değil. Şuna bakalım. Burada kullanarak aynı renk değerlerine gidebilirsiniz. Tek tek hepsini gösteriyorum. Daha sonra hani bu videoyu kaydolduktan sonra dondurup bu değerleri tek tek not alıp aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Eğer böyle bir atmosferde çekilmiş fotoğrafınız varsa. Değerleri burada bırakmışım. Burası. Son ekran burası. Şu menüden de enteresan renklere ulaşılabiliyor. Burayı da tonlama yaparken göz önünde bulundurun. Ve bu fotoğrafta bakalım lokal ayar yapmış mıyız daha öncesinden? Ben bu fotoğrafı 2 yıl önce falan tonladım. Bazı yerlere biraz daha yumuşak sanırım ayarlar vermişim. Biraz daha koyultmuşum. Şunda ne yapmışım? Burayı da koyultmuşum. Sebebi şey, bir derinlik duygusu oluşsun diye. Evet, bu fotoğrafın matematiği de böyle. Clarity vermişim bu fotoğrafta, o dokunduğum yerlere. Done dersem, yani bitti dersem, bu son ayarları ne yaptıysam, her ne yaptıysam o şekilde kullanmış oluyoruz ve oraya kaydetmiş oluyoruz. Daha sonra aynı şekilde kullanmış olacağız aynı değerlerle. Evet, son birkaç sorumuza bakıp olayı tamamlayacağız. RGB'den renk körlerini kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Çok nadir kullanıyorum. Daha çok şeyde kullanıyorum ama video editi yaparken kullanıyorum onları. Photoshop'ta çok fazla kullandığımı söyleyemem. 4424 kalmış ama 4024 çok zor bir fotoğraf değil. Çünkü zaten renk az. Hani niye zor fotoğraf değil diyorum. Tonlama mantığıyla baktığım zaman az renk var. Düz bir arka plan var, eriyen bir arka plan var, yani sisle birlikte eriyen, bu bizim için bir şans. Arka tarafın bokehli olması veya bir şekilde azalması, erimesi bizim için bir avantaj sağlıyor. Her tarafın eşit güçte olduğu bir fotoğraf biraz zor bir fotoğraf, işin aslı tonlama yaparken. Hazır ayarlardan bir bakalım. Hatta şöyle yapalım.
Mesela şu 02 yakın. Sadece lokal ayarlarla hani üst tarafı koyultmayı belki biraz tercih ederek ya da sonrasında her tarafı biraz koyu yapmadık ya şeyi açmak için atı açmak için broşa geliyorum. Daha sonrasında daha ince ayarlarla tabii ki. Bu ince ayar yaparken fotoğrafı büyütmemiz gerekebilir. Özellikle bitiş yerlerinde şuralarda auto mask kullanabiliriz. İlk dokunduğumuz yeri baz alıyor ve dışarı çıkmıyor gibi. Yani bu da ipucu olarak kalsın. Ama auto mask sadece çünkü şurada tek bir renk yok. Altta koyu renk var, açık var, kırmızıya yakın renkler var. Sadece kenarları seçmek için auto mask işaretli olsun. Genelini seçmek için onu işaretlemenize gerek yok. Evet, durum bu. Böyle böyle hazır ayarlar oluşturduktan sonra zaten fotoğrafı tonlamak daha kolay bir hale geliyor sonraki fotoğraflar için. Bugünkü tonlamaların mantığı genel olarak birbiriyle aynıydı. Hem pekişmesi için hem de bir rota belirlemek için başka böyle bir yöntem kullandık. Başka bir zaman, başka bir teknikte birlikte olabiliriz. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere diyelim.